Arkadaşlar günaydın. Dördüncü günün sabahındayız. Saat 9'da kalktım. Hemen çayı koydum. Ondan sonra oltalara baktım. Herhalde küçük bir tane balık gelmiş. Muhtemelen. Bütün 4 tane makaranın 4'ünü de karıştırmış. Yani çözülemeyecek boyutta karışmış. Artık kestim. Takımları topladım. Şimdi yeni takımlar yapıyorum. Hava da kapalı bugün. Böyle yağmur yağacak gibi. Neredeyse her yer kapalı. Yani 2 gün 3 gün işte güneşli gitse ondan sonra hava böyle yine bir değişiyor. Stabil bir şekilde gitmiyor. Değişken hava durumu, işte sürekli değişen iklim, ani iklim değişiklikleri balığı etkiliyor yani. İllaki etkiliyor. İşte 2 gün güneş gördük, bugün yine kapalı. Bakalım. İbrahim abi maşallah sabah kalktığından beri hiç oturmadı. Sürekli çalışıyor, sürekli çalışıyor. Ama maalesef balık alamıyoruz arkadaşlar. Yapmıyor. Bir kahvaltı yapalım artık arkadaşlar. Menüde tabii her zamanki gibi kıymalı yumurta. Ayrıntılarıyla bir ayrıntılarıyla bu devam ediyor. Bir araba geldi. Bu bantı kaçta başlayacak? Biraz da kekik. Body that you
De balık yapsa. Harika olacak da yapmıyor. Nasıl abi, göster bakalım bir. Oo, güzel balık valla. Neye geldi? Boncuk. Boncuk. Kiloluk bir balık alırlar. Nihayet. 150-200 gram balıklardan sonra bunlar bize trofi gibi geliyor arkadaşlar. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Eyvallah abi, hoş geldiniz. En sonunda tanıştık. Hoş geldiniz abi. Hoş bulduk, nasılsın? İyi Allah şükür, siz nasılsınız? Çok şükür. Biraz gelsin. Daha uzun boylu gözüküyorsun Cem. Cem misin? Cem. Ali. Biraz da zayıfmış yani. Orada biraz daha şişman gözüküyor. Öyle canım. Mi? Dişleri, yok, dişler daha yok, daha geçici diş ya. Geçiciler mi? He. Ya arkadaş, 3 ay oldu. Ne bu dişler? Muzaffer abi hoş geldin. Hoş bulduk. Muzaffer tanıdık. Muzaffer abi de daha önceden tanıştık ya. Ya nasıl bir göçürdüm ya adam. He? Bir göçürdüm diye. Ne oldu, akşam gelecektim buraya. Fazla olta olta üstüne biner. Balık gelsin yeter ki biz bir şekilde çözeriz onu. Çözeriz yani. Yeter ki balık gelsin. Keser misin ortalığı? Daha önce videolardan da görüyorum. Abi bir tane alıyor. Yan gidiyor. O kadar uğraşıyorsunuz. O güzel tarafı zaten. Şimdi balık gelsin de. Yasin kardeşimizden takip ediyor seni devamlı. Yani en sonunda da tanıştık. Yani. Çok sağ olun, hayatınızda sağ olun. Takip yani. Ediyorum seni 15 gün önce. Diyorum ya, Yasin balık yok diyor ama yine de gider. Yok, sen başka yere gidecek. Neyse, Yasin arkadaşımla tanıştım ya. Aynı benim kafadansın. O şeyi kaldırma yok mu? Ona var, ben sanki ben içiyorum ona. Tam öyle oldu bize buraya ya. Burada mısın? Burada mısın? Alamadık abi, yapmıyor ya. Neler neler denedim de. Ben biraz zamanı bakarken. Bu sene sular geç ısınacak. Zaten yağmurlar çok yaz yağdı, devamlı ya. Soğuk su geliyor. Evet, göllere. Onun için. Gümüşlerde bile havyar var. Yapmayın. Vallahi bak.
yemledik, yemleri tazeledik ama yok derken sopaya bastı arkadaşlar. Soldaki. Şöyle bir mantar gitti, geri geldi. Vay anasını arkadaş. Arkadaşlar güzel bir yemleme yaptım. Yemleri de tazeledim. Ve çok güzel yemledim. Noktaları da atışlar yaptım. Ama pek hareket olmuyor. İnşallah akşam yapar. Şu mantarlı arada bir gidiyor geliyor, bir şeyler oluyordur. Sarı eğildi birazcık arkadaşlar. Çok az bir çektiriyor. Evet, zil yukarı çıkıyor. Ben onu alayım. Arkadaşlar şöyle güzel bir balık geldi. Vay maşallah, çok kuvvetli ya. Tutulmayayım. Şöyle bir balık. Hoppa, dur. Dur yavrum. Şöyle turuncu kuyruklu kızıl. Yüzgeçli. Çok güzel bir sazan arkadaşlar. Hep bu iş yaptı ya. Hep sarıkamışla balık alıyorum arkadaşlar. Hep o çalışıyor. Selamun aleyküm. Vallahi sizin mekan var ya, 10 numara. Tam böyle kamping alanı ya. Evet. Burası böyle ağaç altı. Bir güneş batarken öğleden sonra güneşi yersiniz ama sabah güzel olur. Evet. Güzel de uyunur. Güneş görmeyeceği için. Hoş bulduk. Cem abim nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyi, Allah'a şükür. Gel bakalım. Ali abim. Geldik, rüzgarı vurdu. Nasıl? Rakı mı içeceksiniz akşam? Ya ben hala yükleme yapıyorum. Sabahtan beri olmadı ya. Güne mi uğraştırıyor? Uğraştırıyor abi maalesef. Ne geldi? Balık. Allah canım, söksün. Söksün. Hani nerede? Bastı mı? Üçüncüye çekiyor oltayla. Sopayla kaçırdın yine. Bak gitti, biri gitti. Demin de kaçırdın, yine kaçırdın. O sopasını güzel, oraya çok güzel basıyor. Ne güzel yemlemişler orayı. Burası zaten güzel abi, taşlık kumluk. Hı-hı. Biraz da derin gidiyor. Buralar biraz sığ da. Aynen. Şurası böyle derin gidiyor, o yüzden iyi yani.
Sopa orada güzel iş yapar burada. Aynen. Demin de güzel bastı. Ali abi koş diyene kadar kaçtı. Oturuyordum ben orada. Ondan sonra oraya geçtik. İşte dedik başına gidelim şeylerin başına, oltaların başına. Ben bir tane kiloluk aldım az önce. Kiloluğa yakın güzel bir balıktı. Tepi topu o yani bugün. Biz bir tane kiloluğa yakın aldık. Bir tane daha vardı öyle. Kapsın kenarı yırtılmış. Yapma ya. Ben çıkardım balım duruyor. Allah'tan uyandık sonra şeyi koy. Aslan abim gel. Tam gereç çıkardım sana. Abi bana hiçbir şey çıkartma ya. Niye? Yok yok siz keyfinize bakın. Alışsın da bak da. İyi kötü yine kesiyor ya. Oyuncak diş ama. Leblebi bas ki. Leblebi var. Leblebi bas ki damaklar okursun. Öyle derdi işçiler zaten. Evet. Bol bol leblebi yiyor. Biraz işe yarıyor yani. Yumuşak ya leblebi. Ama iyi. Bayağı toplamış suratı. Evet abi. İlk zamanlar bayağı zor. Paso çorba. Valla sorma neler çektim. Bir sene kurtulsak az kaldı. Bakalım şimdi. Modeli aldılar, ölçüyü aldılar. Hmm. Artık bir hafta 10 gün sonra gelecekler yani. Komple damak mı? Komple implant. İmplant mı yaptırıyorsun? Direkt çakacaklar yani. Çakacaklar. Özene yaptırıyor değil mi? Bak çocuğa bak. Balık çekiyor galiba dur onu kadar. Çekti. Bayağı da iyi, fena değil. Dünyanın kilosu var. Nasıl zorlanıyor? Ya geleceğim aksılara. Çok güzel çekti yalnız ha. O da sopayla çekti. Güzel çekti ama helal olsun. Evet. Valla. Aferin ya. Yakalayamadık o sahneyi ama. Evet. Mantarlı bir gitti küçük çocuk. Yo. Direkt kaldırdı aldı balı. Bu sefer dedik yakalarız bizimkini. Bu sefer gidelim tanışalım da. İyi yapmışsınız. Ayağınıza sağlık. Bayağı bir senedir, bir senedir takip ediyoruz. Ya Ali abi otur ya, hiçbir şey çıkartma. Ben böyle çekirdek mekirdek hiç gerek yok vallahi. Gelmesek de buranın zevkini yaşatmayız. Ya güzel ya. Abi şu güzelliğe bakar mısın ya? Biz zaten doğa adamıyız ya. Gözüyorsun aynen. Şuraya geliyorum 2 gün, 3 gün. Balığın hiçbir yerde hiçbir zaman garantisi yok. Ya, nereye gidersen git. Nasip o. Nasip var, bilgi birikim, tecrübe var, ekipman, takım. Her yani, şey var yani bu şey işin var. İçinde. Ama istersen 100 bin liralık ekipmanın olsun, sehpalar, şimonolar, şuraya ser abi balık içeceğim. Olmadıktan sonra hepsi olmaz yani. Hiçbir şey yok. Adam öyle gelir, kötü bir şey oltaydan çeker çıkartır seni. Aynen ben de hep öyle diyorum. Çok da karşılaştık, gördük. Al ben 15 gün kaldım burada, balık alamadım. Yani bir tane ütüsü aldım. Benden hemen sonra Semih diye bir kardeşim geldi. Bir gün kaldı, aldı balık. 6,5 kilo, aynı yerden. Buyur işte. Nasıl? Yanıyor sağ ol. Biz de sizden bir şeyler öğreniyoruz canım yani biz de. Hele bu şey kendi bildiklerimizi geçti. İsrail balığı düşünüyor. Evet. Diyorduk ki İsrail balığı duman ediyor bilmem ne. Ama öyle demedim. Tam tersine fayda olduğunu söyledi yani. Çok fayda. Şu an bütün yerde bak ya, yıllardan beri İsrail sazanı yiyor millet. Gidiyor. Evet. Ne? Artık normal hani bizim kendi iç sularımıza ait olan o işte normal yerli sazan, aynalı evet. Sazan tezgahlarda bulamazsın. Yani. Çok az. 3-5 tane varsa geriye kalan bütün kasa bir İsrail insanlar. Yani tatlı su balığı tüketenler hep yiyorlar yani. Tezgahtan satın alıyorlar. Aynalı çektim bir tane de yarım kilo kadar da. İşte ilk başlarda arkadaşlar da var dediler bırak aynalı çoğalsın. Tabii tabii aman abi. Hemen aynalı bıraktım. En az olan. Çok az. Aynalı çok büyür. Evet. Yani çok da özel etler. Mesela normal büyük. Ötekinden daha güzel, daha lezzetli. İşte bu ilk başta ağcılar böyle çok nefret ettiler bu balıktan. İlk defa karşılaştıkları bir türdü. Ağlara zarar veriyordu, yırtıyordu. Ya, sert çünkü. Tabii çok sembikli yüzgeçleri de takıldığı zaman çıkartamazsın. Evet. Tırtıllıdır biraz da. İşte şu dediler, bu dediler, iç sularımızı tehdit ediyor, şöyle oluyor, böyle hiçbir şey de olmadı. Şu anda çok da mutlular yani. Değil mi? Tabii çok güzel de para kazanıyorlar. O manyak kuş cennetinin içinden geçti ağacı var. 30 tane ağacı var. Dünya kadar kooperatif var. Kuş cennetinde kuş kalmadı bir ara. Kırmızı alarm verdi. Evet. Yani kuş kalmadı ya. O kuş aynen. Cennetinde kuş kalmadı. Niye? Balık bitti çünkü. Yani, balık bittiği için bütün o balıkçıl kuşlar balıkçıl falan terk etti. Terk etti tabii. Öyle olunca oraya dünya
dünya kadar İsrail sazanını attılar. Ta o zaman başladı işte ağacıların şikayeti. Hep böyle sen zaten bitirmişsin balığı. Yani. Balığı bitirmişsin. Devlet de oraya balık atmış. Yüz binlerce, milyonlarca İsrail sazanı. Evet. Hep tabii ağlara da İsrail sazanı takılınca şuydu buydu bilmem neydi. E şimdi hiç öyle demiyorlar. Hemen ağları değiştirdiler. İsrail yani. Sazanına uygun ağlar. Çok da güzel para kazandılar. O kuş cenneti tekrar kuş cenneti oldu. İsrail sazanı sayesinde. Yani. Düşünün yani. Doğa birbirini dengeliyor işte. Dengeliyor ama işte yanlış bilinen çok şey var. Ya. Yok yılda bilmem kaç kere yumurtluyormuş. Bütün balıkların yumurtalarını yiyormuş da. Tek tür oluyormuş da. 20 yıldır burada sadece İsrail sazanı kalırdı abi. Başka hiçbir şey kalmazdı. Evet. Hani 3-5 seneden bahsediyorum. 20 seneden. Biz şu an sadece İsrail sazanı tutardık burada. Gerçekten bir suyu tehdit ediyorsa, bütün balıkları, türleri yok ediyorsa... Burada hiçbir şey bulamazdık. Yani. Ama 100 tane de bir tane dek gelirse ya dek gelir ya dek gelmez. Bak dek gelmez hiç. Abi 2000 yıllarından önce porsuklarıcı çok güzel balık yapıyorlar. E ne yaptılar? Irp çeke bir ırp çekiyordu. Bir ton, 1.5 ton balık kaldırıyorlar bir ırptan. E kaç tane balık var orada? Balık mı kalır abi? Güzel porsuk bitti. Ya güzel porsuk. Çok da büyük bir göl. Hani bilmeyenler için. Ta Eskişehir'den Kütahya yani... sınırlarına kadar devam eden büyük bir barajdır. Evet. Bilmeyenler için söyleyelim. Tabii tabii aynen. Bu 90'lı yıllarda falan yani öyle bir balık popülasyonu vardı ki. Sen ne diyorsun ya? Yer bulamazdın. Değil mi? Millet gitti mi aylık çökerdi ki o evet. imkanlarla yani. Şimdi hadi buzluk var bilmem ne var şu var bu var 90'lı yıllarda hani böyle teknolojide gelişmemiş yani... insanlar böyle. Tüpü alan, çaydanlığı alan trenden böyle indiği gibi direkt böyle yerlere saldırırdı. Yani sırt çantasıyla. O zamanlar hep söylüyorum mesela bambular abi, bambu, eklemeli bambular var ya. Dizinizle kıramazsınız o bambuları. Evet. O kadar sağlam, o bambuları kıran balıklar gelirdi. Yani. Bitti, her yer bitti abi. Bitti. Hiçbir yer kalmadı ki. Yok. Dediğim su işleri çalışıp balık salmasa... Onu da tutamayacağız. Onu da tutamayacağız. Efendim? Ama işte bilinçli olsak hepimiz bilinçlensek. Evet. Ya millet abi biliyorsun ya adam balık yemiyor. Ya. Yemediği halde konu komşuya balık götürüyor buradan. Ya bırak bakalım. Gel iki kişi gönder abi. Ya kendini bile yemiyorsun. Aynen öyle ya. Aynen öyle. Ya herkesin şikayeti var ya şu son bir aydan beri geliyoruz gidiyoruz. Nerede geleceğim? O yoldan mı geleceğim? Tamam daha zaman değil. Balık da havyarda. Mevsimlerde kaydı için daha balık havyarı tam dökemediyor. Randımanlı bir şekilde balık tutamıyoruz. Tek tük geliyor. O da limit altı geliyor. Aynen. Yani havyara girmeyen Muzaffer Akı tırtlamış. Şimdi herkesin şikayeti ya hep küçük yapıyor. Küçük yapıyor değil mi? Kafası görüyorum böyle bir yere koymuş. E sen salmazsın onu büyüğünü nasıl tutacağız abi? Yani doğru söylüyorsun. Ya şu 20 senede ben 10 binlerce balık saldım ya. Görüyorsunuz zaten ya. Tuttuğumu salıyorum. Belki 10 bini geçmiştir mesela yani. Sallıyorum. Yani ama ben saldığım için sen tutuyorsun ki. Yani. Tabii tabii. Yani ben de salmasaydım o da salmasaydı biz şu an zaten balık çıkardık. Aynen öyle. Yani. Götürüyorlar abi. Bir şeyler yiyecek. Eyvallah. Bizim çadır on numara. Sobanın üstünde güzelce kuru fasulyemizi pişirdik. Pilavımızı pişirdik. Hatta iki arkadaş da ziyaret geldi. Ooo dediler siz. Kurmuşsunuz sarayı. Zaten ekimiz zevkimize çok düşmüş. Para önemli değil. Yapalım yeter. Oo bayağı ortaya kurmuşsunuz ya sobayı. Aynen. 3 metreye 3 metre. Ya araştırdık. 4000 lira dediler, 5000 lira dediler. Ali abi birini buldu, 1500 liraya diktirdik onu. Vallahi arkadaşlar çok güzel çadır. Biraz şey gibi, Kızılderili çadırı gibi sanki. Üçgen aynen. Bu. Küp mü? Aynen. Prizma gibi mi? Aynen. Tek direk ortadan iki veriyorsun. Kazıkları çok ön dört. Çok basit kurması. O kadar basit ki tek kişi kurarım. Tek. Vallahi çok güzel ama ya. Ortaya güneş. Da sobayı yakmışlar. Yani. 4 kişi rahat kalırsın işte. Aynen öyle. Küçük de değil ha. 3-4 kişi kalır. 3 metreye 3 metre. Çatırdan da boru çıkartmışlar. O boruları falan hususu yaptırdık. Gittik sobasını aldık, şeyini yaptık. Çok güzel ya. Ya Nurgaz'dan falan vardı, çok pahalı. Araştırdık, baktık buradan. Daha ucuz denk geliyor ama yaptık. Ya yani Eskişehir zaten yaptık. Sobacı memleketi. Yani, bütün tanınmış soba markaları. Değil mi? IGF, şuydu, süsler bilmem neydi. Hep Eskişehir yani. Kalkıp da... 250 lira sobayı mal ettik. 250 lira da borları mal ettik. 500 lira. Tabii. Çok güzel çadır ya, beğendim. O da yayı. Emine kimler? Sen de oradaymıştın ama seni göremedim. Oradaydık. Sen karşı taraftasın. Biz senin daha ilerine, bayrak var ya ileride. Oraya gittik biz. O tam şey, kayaların dibine. Kışın oralarda
Aynen. Zevkimizi körelttik. Ya ne güzel aydın ötürsün. Güzel de oldu. Abi arkadaşlar bak. Sazdan yasak ama biz buraya yayına geliyoruz. Yani uyandırıyorsun milleti. Bu şey çok önemli yani. Milletimiz biliyorsun. Şimdi yayın deyince de yanlış alınıyor. İsrail yayını diyeceksin ki. Aynen. Bir İsrail yayınına deyip kedi balığı diyorlar. Çok yani istilacı bir tür. Evet evet. Onların 12 ay tutulması serbest. Serbest. İstilacı türlerin. Evet. Ama şimdi yayın dediğin zaman adam bakıyor ya yayında limit 90 santimsiz şu kadar evet, küçücük balıkları götürmüşsünüz. Bir de yasak sezonunda avlanıyorsunuz. Artık 2 saat altına açıklama yaz. Ya kardeşim köyünüzde boyunuzda bilmem neydi. Öyle değildi de artık bir sürü anlattır. Doğru söyledim. Ya biz bir tane sazana olta atmadık ya biz. Yoksa ne yayına gideceğim ben gelirim burada yani. Tutarım yani balığını. Biz öyle değiliz. Biz yasak sezonda hatta şu anda bile küçük balık gelecek diye mısırdı, fireşti, makarnaydı, boncuklu çatmıyoruz. İnadına büyüyor oynuyoruz. Gelirse... Arkadaşlar saat 9 oldu. Bütün oltalarımı çektim, yemleri tazeledim. Tekrar attım. Beklemedeyim.
Selamünaleyküm. Aleykümselam. Çektim bütün balıkların resmini. Ha? Balıkların resmini çektim bütün piyasaya çıkmıyorlar galiba. Selamünaleyküm askerim. Aleykümselam. Tutsak da çeksek. Tutamıyoruz ki. Niye çıkmıyor mu? Çıkmıyor abi ya. Küçük çıkıyor. İyi de yere oturdum ama. Hı? İyi de yere oturmuşsun ama. Yer iyi ya. Benim yıllardan beri geldim yer ama yapmıyor balık. Daha erken. Ne gün geldin? Bugün sen üçüncü... Cumartesi gittiydin. Bugün üçüncü gün ya. He. İkinciye geldim işte. Şimdi ben geldim buraya da karşıya geçtim. Ha, biliyorum Broadway'le geldiydin ya. İlle dedin karşıya geçeceğim. Ne yaptın geçtim gördüm ben seni. Aldım canım. Aldın mı? Aldım. Yaptı mı? Genel bizim arkadaş ne orada? Hı hı. Doblocu. Karavancı. Hı. O doblocu o. Beyaz doblo var ya. Evet. O karavancı o. Görsem tanırım belki de. Tanırsın Bilal'ı ya. Bugün buraya mı geldin? Bu tarafa mı geldin? Dün geldim ben. Akşam geldim. Balıkta ben de senin gibi yapacağım. Ne yapacaksın? Bir hafta kalacağım. Vallahi mi? Bir haftalık mı geldin? Duramayacağım. Cuma günü döneceğim ya. Akşamdan 3 tane balık, bir sabah aldım bir tane. 3 tane de akşam aldım. Onlar da birer kilo zorlar yani. Tam böyle limit dahilinde balıklar. Hı. Çok tuttum da. Hepsini saldım. Ya limit üstü yapmıyor ya. Daha erken işte abi. Ya aslında erken değildi ya. Erken. Ya ben geçen sene buraya hiç gelmedim. Öylesine geldim. 15 Temmuz'da ben oradan dehşet balık aldım ya. Abi şimdiki 15 Temmuz'da o zamanki bir değil. Bu sene, daha sene... benim olduğu 15 Temmuz var ya. Ben bu işten haberim yok. Buradaymışım. Eski geçen yılları gibi değil. Bu sene çok kış sürdü. Hala yaz gelmedi. Hala yağmur. Hala bilmem ne. Balık hala havyarda. Balık havyarını bırakamadı. Önceden öyle oluyordu ama bu sene çok kış oldu abi. Her taraf kar, kış, kıyamet. Ne kar yağdı bu sene ya. Ondan sonra kar bitti, yağmur başladı. Nisan yağmurları hala işte Haziran'da yağıyor. Mevsimler kaydı. Öyle olunca balık bir türlü havyarını dökemedi. Şimdi havyara girmeyen küçük balıklar geliyor ortaya. Başka gelmez yani. Ne yaparsan yap gelmez. Ama çok sürpriz. Kıyıya dönmesi lazım. Kıyıya dönmüyor. Geliyor abi ben 15 gün kaldım ya burada. Sen o sazlıkları görseydin yıkılıyordu. Hı. Hemen bir de içeride var sığ yer. Orası sığ olduğu için oraya da giriyorlar. Orası biraz daha su sıcak herhalde. Şaldır şuldur bir görsen. Giriyorlar ama işte oltayla bu dönemde zor. Çok sürpriz olur yani. Evet, ikinci günün videosu da tamam arkadaşlar. Bilgisayarıma indirdim. Birinci günün videosunu da hazırlayıp indirmiştim. Bir dünün videosu kaldı işte montajı. Onu artık yarın yaparım. Dördüncü günü de bugün çekiyoruz zaten. Saat 12'ye geliyor bu arada. En son 6'da bir kiloluğa yakın balık almıştım arkadaşlar. Ondan sonra kesti balık yapmadı. Saat 9'da tam hava kararma... anında hava kararırken tekrar bütün oltaları çektim.
Yemlediğim yerlere atışlar yaptım, oltalarımı oraya attım. Ama 9'dan sonra da bir hareket olmadı. Artık ben de biraz daha oturur, ondan sonra yeterim diye düşünüyorum. Bugün de bu şekilde yedik arkadaşlar. Artık yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın, iyi geceler, takipte kalın.